Şırnak'ta jandarma tarafından yakalanan PKK terör örgütünün sözde Botan eyalet sorumlusu Fırat Şişman itirafçı oldu. Örgüte nasıl kandırılarak katıldığını, SİHA ve İHA operasyonlarıyla örgütün hareket edemez hale geldiğini anlatan Şişman, dağdaki teröristlere teslim ol çağrısı yaptı. Arkadaşlarım devlete yönelik de var olan kaygılarını bir kenara atarak gelebilme cesaretinde bulunmaları gerekiyor. Artık savaşla zaten bu iş yürümez, yürütülmez, sonuçça elde edilmez. Özgür Gabar, kod adlı Fırat Şişman, PKK terör örgütünün sözde Botan eyalet sorumlusu. Murat Karayılan'ın bir dönem sağ kolu olan Şişman, 10 teröristin etkisiz hale getirildiği Eren 10 operasyonunda ağır yaralı olarak ele geçirilmişti. Arazide 7 serum verilerek o anda müdahale edilen Şişman, Mehmetçiğin verdiği kanla hayatta kaldı. Ağır yaralı görüldüğüm yerde ilk müdahale gerekli müdahale yapılıyor. Olay yerinde 7 şişe serum gerekli diğer müdahaleler yapıldıktan sonra helikopterle hastaneye kaldırılma durumum oldu. PKK'lı terörist işkence, kötü muamele iddialarının doğru olmadığını söyledi. Ağır yaralı bir biçimde ele geçtikten sonra gördüğüm büyük insani yaklaşımlardan sonra bu algıların yanlış olduğunu, aslında bize söylenenlerin de yanlış olduğunu bizzat yaşayarak gördüm. PKK'ya katılımın sıfıra indiğini söyleyen Şişman, İHA ve SİHA'ların baskısı sebebiyle örgüt üyelerinin sığınaklarda saklanmak zorunda kaldığını söyledi. Örgüt üst yönetimini suçladı. Örgüt büyük ölçüde kitle desteğini kaybetmiş durumdadır. Özellikle İHA'ların, SİHA'ların ve devletin yeni üretmiş olduğu teknikler devreye girince örgütün geçmişteki hareket kabiliyeti sıfıra inmiş durumda. Kendisi bir şekilde kadro bu insanların ölümünden ya da yaşamlarının yitirilmesinden bizzat kendileri sorumludur. Şişman, örgüt üyelerinin yeni bir hayata başlamak için teslim olmaları çağrısında bulundu. Her arkadaş kafasında oluşmuş soru işaretlerini bir kenara koyarak kendileri için, aileleri için doğru olan sonuç neyse ona göre cesaretlice gereken adımı atabilmeliler.